Merhabalar. Bölme işleminin sağlaması, bölme işleminde verilmeyen terimi bulma, bölme işleminde verilmeyen bölüneni bölümü bulma, bölme işleminde sonucu tahmin etme ve kısa yoldan bölme işlemi yapma işlemleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öncelikle bölme işleminin sağlamasıyla başlayalım. Bir örnek verelim arkadaşlar. 896 bölü 32 eşittir 28 işleminin sağlamasını nasıl yaparız? Arkadaşlar bölenle bölümü çarptığımızda eğer bölüneni veriyorsa çarpma işlemini doğru yapmış oluruz. Çarpma işleminin sonucu bölünen sayıyla aynı olduğu için bölme işlemi doğrudur demektir. Kalansız bir bölme işleminde işlemin doğru olup olmadığını arkadaşlar bölüm ile bölünen sayıyı çarparız. Çıkan sayı bölünene eşit ise yaptığımız bölme işlemi doğrudur demektir. Hemen bir örnek yapalım. Arkadaşlar yandaki işlemin sağlamasını nasıl yapıyorduk? Bölen ile bölümü çarpıyorduk. Yani 47 14. Bir de kalanı ne yapıyoruz? Topluyoruz. Eğer bölünen sayı ya eşitse doğrudur diyorduk. Hemen kalanlı bir bölme işleminde işlemin doğru olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Bölüm ile bölünen sayıyı çarparız. Çıkan sayı ile kalanı topladığımızda bu sayı bölünene eşit ise yaptığımız bölme işlemi doğrudur demektir arkadaşlar. Hemen sorularla devam edelim. Bir kümeste bulunan yumurtalar 4 sepete paylaştırıldığında geride 3 yumurta kalıyor. Yani kalanımız 3'müş. 4'e bölündüğünde 3 yumurta kalıyormuş. Her sepette 71 yumurta olduğuna göre kümeste kaç yumurta vardır? Yani bölüneni soruyor arkadaşlar. Hemen cevabı bakalım. 1. 2. 3. 4. sepette her birinde 71 varmış. 3 tane yumurta artmış. O halde ne yaparız? 71 ile 4'ü çarparız. 384 sepetteki yumurtalar. Arkadaşlar 3 de kalanımız vardı. Toplam 387 yumurta sayımız olur. Soruyla devam edelim. Bir bölme işleminde bölünen sayı 325, bölüm 89 ve kalan 2 ise bölen sayı kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar çözümde öncelikle bölünenle kalanı çıkarıyoruz arkadaşlar. Önce fark çıkardık. Sonra neye bölüyoruz? Bölüme bölüyoruz. 623'ü 89'a böldüğümüzde 7. Yani bölen 7'dir. İspatını yapalım. Ne yaparız? 89 ile 7'yi çarpıp 2 ile topladığımızda eğer 625 çıkıyorsa demek ki doğrudur. Bakıyoruz 625 bölünen sayı bulduk. O halde işlemimiz doğru. 8 kilogram portakal 48 TL ise portakalın kilogramı kaç TL'dir diyor. Arkadaşlar hemen yapalım. 8 kilogram portakalımız varmış. 48 TL'ymiş. O halde biz 8'e böldüğümüzde kilogramı ne kadar çıkar? 6 TL çıkar. 8 kilogram portakal 48 TL ise portakalın kilogramı kaç lira, kaç TL'dir diyor. Hemen 48'i 8'e böldüğümüzde kilogramın fiyatını bulmuş oluruz. Örnekle devam edelim. AB bölü 7 kalanda kaçmış? K'ymış. Bölme işleminde K yerine gelebilecek en büyük sayı kaç olabilir? Arkadaşlar bu tip bölme işleminde K yerine gelebilecek en büyük sayı sorduğu zaman her zaman bölenden bir küçüktür arkadaşlar. Yani K yerine en fazla kaç gelebilir? 6 gelebilir. Sevgili öğrenciler bir bölme işleminde kalan bölüme eşit veya büyük olamaz. Yani kalan bölünenden her zaman küçük olmalıdır. Yani bölen sayı 7 ise kalan bir küçüğü 6 alabilecek en büyük sayı 6'dır arkadaşlar. Bölme işleminin verilmeyen terimini bulalım şimdi de. Örnek belli bir miktar çiçek 5 vazoya her birinde 4 tane olacak şekilde paylaştırılıyor. Paylaşılan çiçekler kaç tanedir? Yani bölüneni soruyor arkadaşlar. Baktığımız zaman 5 tane vazomuz var. 1, 2, 3, 4, 5 vazo her birinde 4 tane ise 5 kere 4. 20 ile çarparız ve bulmuş oluruz. Arkadaşlar tersini yaptığımız zaman da 20'yi 5'e böldüğümüzde 4 her bir vazoda da 4 tane olduğunu bulmuş oluruz. Verilmeyen bölüneni bulma. Hemen arkadaşlar böyle bir işlemde ne yapıyoruz? Bölüm ile böleni çarpıyoruz. Kalanla topluyoruz arkadaşlar bu tip işlemlerde. Hemen bölüm ile böleni çarpalım. Yani 8 çarpı 23 artı 11 kaç edecektir? 8 çarpı 23 184 artı 11 195 edecektir. Bölme işleminde verilmeyen bölenin nasıl bulduğu
Arkadaşlar, kalan yoksa bölüm ile bölen sayıyı çarparız, bulunan sayı bölünendir. Kalan varsa bölüm ile bölen sayıyı çarpıyoruz, bulunan sayıya kalanı ekliyoruz. Verilmeyen böleni bulma. Arkadaşlar, baktığımızda 736 sayısı yıldız sayısına bölünmüş, 46 bulunmuş. Burada bölen kaçtır diyor. Arkadaşlar, bu tip işlemlerde hemen ne yapıyoruz? Bölüneni bölüme bölüyoruz, böleni buluyoruz. Yani yıldızı buluyoruz. Hemen bakın arkadaşlar, 736'yı 46'ya böldüğümüzde ne çıkacaktır? 16 çıkacaktır. Bir örnek daha yapalım. Bölme işleminde yine böleni sormuş arkadaşlar. Ama fakat bu sefer kalanlı. İşlem kalanlı bir bölme işlemi. Önce bölünenden kalan çıkarıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kalanı çıkarıyoruz. Yani 446'dan 14'ü çıkardık, 432. 432 bölüme böldüğümüzde arkadaşlar bölen 18 bulunacaktır. Bu tip işlemlerde önce kalanı çıkarıyoruz, sonra bölüme bölüyoruz. Son 3 basamağı 0 olan en çok 5 basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'e kısa yoldan bölme işlemi. Hemen arkadaşlar aşağıdaki örnekleri bir inceleyelim. Arkadaşlar 9600'ü 10'a bölmek için kısaca hemen sıfırların üzerine çiziyoruz ve kalan sayı 960 yazıyoruz. Birler basamağında 0 olan bir doğal sayısı 10 ile kısa yoldan bölmek için bölünenden doğal sayıyı sağındaki birer sıfır atılarak bulunur. Şu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde uzun şekilde yapmamıza gerek yok. Birer sıfırı atıp direkt yazıyoruz arkadaşlar. Diğerine bakalım. Şimdi arkadaşlar 100'e bölmek için hemen ikişer sıfır atıyoruz. Direkt kalan sayıyı yazıyoruz. 72.600'ü 100'e böldüğümüzde hemen iki tane sıfırı sildiğimizde kalan sayıyı yazıyoruz. Birler ve onlar basamağında 0 olan bir sayıyı 100 ile kısa yoldan bölmek için bölünen sayının sağından 2 tane 0 atılır arkadaşlar. Bu şekilde yapılır. Hemen arkadaşlar 9000'i 1000'e bölmek için hemen 3 sıfırını atıyoruz veya 16000'i 1000'e bölmek için 3 sıfırını siliyoruz şurada görüldüğü gibi. 95000'i 1000'e bölmek için 3 sıfırını yazıyoruz. 95 kalıyor. Binler, onlar, yüzler basamağında 0 bulunan doğal sayıları 1000 ile kısa yoldan bölmek için bölünenin sayının sağından 3 tane 0 atılır. Mesela 300'ü 30'a bölmek için arkadaşlar hemen birer sıfırını sildik mi? Kalan sayımızı böldük mü? 30'u da 3'e böldük mü? 10. 960'ı 60'a ilk önce sıfırları siliyoruz. 96'yı 6'ya böldüğümüzde 16. Yine 720 90'a bölmek için sıfırları siliyoruz. 72 bölü 9 kaç çıkar? 8. Bölünen ve bölen sayının birler basamağında 0 varsa önce sıfırlar atılır, sonra bölme işlemi yapılır. Hemen örnekle devam edelim. 6300'ü 300'e bölmek için arkadaşlar öncelikle sıfırları sildik. Bakın ne kaldı? 63 bölü 3, o da ne olur? 21. Öncelikle sıfırları siliyoruz arkadaşlar. 99 bölü 9 kaldı, 11. Bölünen ve bölen sayının birler ve onlar basamağında 0 varsa önce bu basamaklardaki sıfırlar atılır, sonra bölme işlemi yapılır. Bölme işleminde sonucu tahmin etme. Arkadaşlar 3 basamaklı bir doğal sayının 2 basamaklı bir doğal sayıya bölünmesi işleminde sayılar en yakın onluğa yuvarlanır. Bakın burada öğrenci her zaman hata yapıyor. Birler basamağında sıfırlar dikkate alınmadan bölme yapılır. Örnek yapalım bir tane. Baktığımızda arkadaşlar 748'i 53 işleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz. Baktığımızda arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Bunu 750 en yakın onluğa 8 arkadaşlar 5'ten büyük olduğu için 750'ye. Burada bunu da onluğa 53 3 5'ten küçük olduğu için 50'ye yuvarlanır. Hemen 750 50'ye sıfırlar gider arkadaşlar. 75'e 15 tahmininiz olur. Gerçeğini yapalım hemen. 748 bölü 53 14 çıkıyor. Tahminimiz 15. Gerçek sonuç 14. İki adımlı işlemler yapalım şimdi de. Arkadaşlar iki adımlı işlemlerde öncelikle parantez içi yapılır. Daha sonra dışıyla birleştirilir. Önce parantez içindeki işlemi yaparsak arkadaşlar 2 çarpı 6 12 sonra 19 eksi 12 o da eşittir 7 çıkar.
24 düzine su bardağı her birinde 6 tane olacak şekilde kutulara konuluyor. Kaç tane su bardağı gerekir? Arkadaşlar her bir düzine de kaç tane vardı? 12. 24 ile 12'yi çarpacağız öncelikle. 288 tane bardağımız var. Her birine kaç tane konuluyordu? 6. 288'i de 6'ya bölersek ne çıkacaktır? 48 kutu gerekecektir. Bunu bu şekilde de yaparız. Yani 24 çarpı 12 bölü 6 o da eşittir. Kaç çıkacaktır? 48 çıkacak. Bölme işlemi gerektiren problemler yapalım şimdi. Birbirine eşit 6 sayının toplamı 7968'dir. Bu sayılardan biri kaçtır? Arkadaşlar hemen cevaplayalım. 7968'i 6'ya bölerek sayıyı bulabiliriz. Bakın arkadaşlar 6'ya böldüğümüzde 1328 buluruz. Bir tüccar 7200 kilogram fasulyeyi 60 kilogramlık çuvallara paylaştırılıyor. Paylaştırma dediği zaman hemen bölme işlemi yaptığımızı anlayacağız. Kaç tane çuval gerekir? Hemen bölelim arkadaşlar. 7200'e 60'a böldüğümüzde arkadaşlar kısa yoldan bölme de yapabiliriz. Öncelikle sıfırları götürürüz. Bu şekilde de yapabiliriz. Kolaylık olabilmesi için birer tane sıfırın kaldırdığımızda arkadaşlar ne kalacak? 7'de 6, 1 kere 6, 6, 1, 2'yi aşağı indirdik. 12'de 6, 2 defa var. 2 kere 6, 12. Bu sıfırı nereye yazıyoruz? Buraya. Kaç tane çuval gerekir? 120 tane çuval gerekir. 3 basamaklı en büyük doğal sayının 2 basamaklı en küçük doğal sayıya bölümü de kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle 3 basamaklı en büyük sayımız 999. 2 basamaklı en küçük sayımız... Arkadaşlar en küçük tek sayı dediği için en küçük deseydi arkadaşlar 10 tek dediği için ne olacak bu? 11 olacak. Yani 999'u 11'e böldüğümüzde arkadaşlar cevabımız kalanı soruyor. Kalan kaç kalır? 9 olur. Bir bölme işleminde bölen sayı 16, bölüm 11, kalan 9 ise bölüneni soruyor. Arkadaşlar bölünen... Bölen 16, 11, 9 ne yapıyorduk? Bölüm ile bölüneni çarpıp kalanı topluyorduk. Çarptığımızda 16 çarpı 16 çarpı 11 artı 9, 176 artı 9 o da ne çıkacaktı? 185 çıkacaktır. Bıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.